Kıbrıs Türk futbolunda yılların rekabeti Yeni Cami ile Çetinkaya karşı karşıya geliyor. Maç öncesi 10 Kasım nedeniyle Kıbrıslı Türk futbolcular ataları için saygı duruşunda bulunuyor. Maçın hakemi Mehmet Malek, yardımcıları Kenan Harun Özdemir ve Salih Tekirdağlı oyuna Yeni Cami başladı. İlk atakta Yeni Cami'den pozisyonda penaltı bekliyor Yeni Camili futbolcular. Mehmet Malek devam diyor. Özgür. Yasin dokunamıyor. Pozisyon bir kez daha ekranlara geldi. Atak sırası Yeni Camili'de Uğur. Uğur'un vuruşunda topu altı ediyor. Yasin'den ama sonuç gelmedi. Uğurlu başlayan yeni bir atak Çetinkaya defansı araya girdi. Hakan. Hakan şut şansı aradı. Hakan vurdu. İşte kalıyor. İşte Hakan'ın vuruşu. Serhan son anda kaleci ikinci pozisyonda out ediyor topu. Yeni Cami önemli bir fırsatı değerlendiremiyor. Koşta kalıyor. Oyun devam ediyor. Yasin ve skor 1-0 oluyor. Çetinkaya golünü Yasin yapıyor. Skor 1-0. Bilal kullandı Yeni Cami'de Asfalt'ta oldu. Çetinkaya atağı Hüseyin Küsmeci ve skor 2-1 oluyor. Çetinkaya yeniden öne geçiyor bu golle. Hüseyin Küsmeci'nin golü. Hüseyin Küsmeci skoru 2-1 yaptı. İşte gol. Bir başka açı. Ve bu da kale arkası kamerası. Hüseyin Küsmeci bu kez kalecide kalıyor. Uğur yerde kaldı. Mehmet Malek devam dedi pozisyonda. İlk yarıda Çetinkaya'nın 2-1'lik üstünlüğü var. Görüntüler karşılaşmanın ikinci yarısından. İbrahim serbest vuruşu kullandı direkt ve daha sonra kaleci çarpan topu Çetinkaya defansı uzaklaştırıyor. İşte İbrahim'in serbest vuruşu. Bekle.
Hüseyin Küspeci sert vuruyor. Out'a gitti. Kayhan. Kayhan kaleci'de kaldı. Tahir'in kafa vuruşu. Sonuç gelmiyor. Derviş içeriye çıkardı. Hüseyin Küspeci skor 3-1 yaptı. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü Hüseyin Küspeci fileleri işte böyle gönderiyor. Skor 3-1. Çekinkaya atağında. Uğur. Bilal. Bilal'in vuruşunda out'a gitti. Derviş. Rakibinden sırılıyor. Kaleye bakıyor. Derviş'in sert vuruşu. Ve skor 4-1. İşte Derviş'in güzel golü bir kez daha ekranlara geliyor. Ve skoru 4-1 yapıyor. Derviş rakiplerinden sıyrılıyor. Kaleye bakıyor. Sert vuruyor. Ve Çetinkaya'nın 4. golü. Derviş Çetinkaya baskısını sürdürüyor. Yasin sahneye çıkıyor ve skor 5-1 oluyor. Çetinkaya farkı gidiyor. Ezeli rakibi karşısında skor 5-1. Yasin fırsatçılığını ilerlendiriyor. Ve maçtaki ikinci golünü atıyor. Skor 5-1 oluyor. Karşısında büyük bir fark yapıyor. İşte Yasin. Ve Çetinkaya'nın 6. Yasin'in bu maçtaki 3. golü. Yeni Cami defansı üzgün. Son anda kaleci topu çelmeyi başarıyor. Hüseyin Küspeci Yeni Cami defansından döndü. Derviş'in ortası. Hakan kalecide kalıyor. Çetinkaya'nın yeni bir hata. Hakan Altın out'a gitti top. Son bir şans. Yeni Cami adına kalecide kalıyor. Ve 90 dakikanın skoru Yeni Cami 1 Çetinkaya 6. Yani nasıl diyeyim? Herhalde motive olamadık, küçümsedik. Koskoca Çetinkaya'yı. İşte başımıza geldi tabii Cemre'nin sakat olması, Lucky'nin cezalı olması. Eksiklerimiz vardı ama böyle olmaması gerekirdi. Yani ne bileyim, bireysel hatalardan yani yediğimiz gollerle çok basit gol dedik. Herhalde hocalar işte teknik heyet, bunun çaresine bakacak artık. Yani her şey ortada yani. Ne diyeyim? Artık önümüze bakacak. Vallahi her şey eksiydi. Çetinkaya'yı da tebrik ederim. Galibiyetten dolayı. Bu 3 puana ve ilk galibiyetimize gerçekten tüm cami olarak çok ihtiyacımız vardı. İlk galibiyetimizi farklı bir skorla bir de ezeli rakibimize karşı aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki haftada bu galibiyetle sürecek. Nereye söyleyeceksin? Farklı bir skor, böyle bir skor bekliyor musun? Yani biz daha önceki maçlarda yenildik, berabere kaldık ama biz inandık her zaman iyi takımız. Yani iyi de oyuncularımız var. Bir şekilde bir takımda bu patlamayı gerçekleştirecektik. Bu benim eski takımım oldu. Yani ben artık Çetinkaya'nın başarısını top koşturuyorum.
Ama Yeni Cami'de gerçekten eskiden çok iyi maçlar çıkardım Yeni Cami'de. Onların da başarısını dilerim yani her zaman için. Gönülden desteklerim onları da. Ama bu patlamanın Yeni Cami olması da artık şanssızlık mı diyeyim, kader mi diyeyim bir şey yani. Evet. Tebrik ederiz. Böyle bir skor bekliyor muydunuz? Teknik direktörden yoksun bir şekilde sahaya çıktı takım ve 6-1'lik bir skor. Böyle bir skor, yani gerçeği konuşmak gerekirse beklemiyorduk. Ancak Çetin Kaya'nın da yani bu patlamayı yapmasını da açıkçası yani ne zaman bu patlamayı yapacak diye de bekliyorduk. Bugüneymiş kısmet. Bugün çok iyi bir oyun oldu. Teknik direktörsüz dediğiniz ama biz teknik direktörümüzle beraber çıktık. Cafer Hoca hakikaten yani kendi jenerasyonunun en iyi antrenörlerinden bir tanesi. Kulübümüzde altyapıyı çalıştırıyordu. Kendisine görev düştü ve bugün de anlığın akıyla çok güzel bir oyun sergiledi Çetin Kaya ve anlığın akıyla çıktı. Cafer Hoca ile devam edecek misiniz yoksa yeni bir arayış falan olacak? Şimdi teknik direktör konusunda bizim arayışlarımız sürüyordu. Sürmeye devam edecek. Çünkü Cafer Hoca'nın bazı sağlık problemleri de var. Ama Cafer Hoca kulübümüze antrenör olarak devam edecek. Belki yeni gelecek olan teknik direktörün yardımcısı olur veya olmaz. Artık kendisinin sağlık problemleri çerçevesinde vereceği karara bağlı. Peki sizce Çetin Kaya şampiyonluktan kopmuş gibi gözüküyor mu yoksa bu galibiyetle yeni bir başlangıç olacak? Şimdi liderle aramızda yanılmıyorsam 9 puanlık bir fark vardı. Bu yani kapanmayacak bir fark değil. Çetin Kaya bugünkü oyununu diğer maçlara da yansıtırsa şampiyonluğu kovalayacak bir rakiptir diye düşünüyorum. Peki.